Ne yapayım? Ben anahtarla girelim. Çocuk uyuyordur dedim. Bağırıyorsun bas bas. Sakin ol. Uyumamıştır o da ya. Bir şey olmaz. Ay İsmail, bu evin hali ne böyle? Bütün oyuncaklar ortada. İyi ki iki gün erken geldik. Annem kesinlikle çok şımarttı bu çocuğu. Ben yok, sana söyleyeyim. Yok yok, hiç merak etme. Annem çocuk yetiştirme konusunda çok katıdır. Ben askerliğimi 8 yaşıma kadar annemin yanında emir eri olarak yaptım. Gerçekten o kadar katıdır ki burnumuzdan fitil fitil getirirdi ya. İnşallah şımartmamıştır hayat. Çocuklar, hayırdır erken gelmişsiniz tatilden? Bir problem olmadı yine. Yok anneciğim, olur mu ya? Aksine her şey o kadar iyiydi, o kadar mutluyduk ki. Jale, çocuğumuz yanımızda yokken biz neden bu kadar mutlu oluyoruz diye mutsuz oldu. O yüzden erken gelmek durumunda kaldı. Abartıyor biliyorsun İsmail, sanıyorsun. Ya iki gün erken gelelim, biraz da onunla zaman geçirelim dedik anneciğim. Ben asla öyle bir şey demedim. İsmail. Yani. Anne bu arada çok teşekkür ederiz. Sana zahmet oldu ya. Ne zahmeti be kızım? Ya zahmetin lafı mı olur? Zahmetini yediğimin torunu. Bayılıyorum ona ya. İyi ki doğurdun, iyi ki. Bak, o çocuğa baktığım günler benim için zahmet değil. Rafine bir zevkimdir benim ya. Babaannesinin ışığı. Babaannesinin ışığı ha? Vay be. Gençken hiç çocukluğumuzda bize böyle duygularını net ifade etmezdin anne. Oğlum, torun çok başka oluyor. Başka seviliyor torun. Nesi başka? Biz de çocuktuk. Ha? Ay, İsmail, oğlunu mu kıskanıyorsun şu anda? anne ne yapıyor? Uyuyor mu? Yok. Dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Ya ne alem kadın ya. Hakikaten nerede şu an? Dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Şaka değil miydi o? Nasıl oluyor ki öyle bir şey? Saat 8 çünkü. O kızım, ben dedim ona. Ya saat geç oldu. Oğlum dön eve dedim. Dedi ki baba anne, ben arkadaşlarımla oynayacağım dedi. Kıyamadım. Heves etmiş. Anladım. O zaman nasıl yapsak acaba İsmail? Çünkü çocuk 6 yaşında. Saat akşam 8. Acaba diyorum polise haber vermek mi? Anne inanamıyorum sana ya. Ya vallahi ben de inanamıyorum anne ya. Beni asla sokağa salmazdın. Ben ilk 15 yaşında sokağa çıkabildim biliyor musun? Oğlum sen kaybolurdun. Bu çocuk zeki. Bir saniye, konumuz gerçekten bu mu şu anda? Yok ben dayanamıyorum. Kalkar mısın? Gidelim arayalım bulalım çocuğu. Küçücük bir şey, el kadar bir çocuk var. Baba ne? Maraş Ali, dükün gelmiş benim, dükün. Dükün geldi ve açım, aç. Baba, aç. Sürpriz. Biz geldik. Hadi hadi gel kucak. Gel kucak, 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 kucak. Gel babaya gel, 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 gel. Kucak, kucak, kucak. Bak, 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 bak. Hareketliğe bak, bak. Bak. Yerim ben seni. Gel buraya sen gel. Gel buraya. Sen gel buraya. Sen gel yiyin be ayına gel. Ayağını çağırıyor, yapıyor bana. İbrahim'ciğim, akşamcı ayyaşlar gibi eve girdim. Ben bir şey söylemedim ama biraz anneyle babayla terbiyeli konuşuyoruz değil mi oğlum? Kızım kızma çocuğa. O şimdi aç aç. İnsan aç olunca tabii sinirli olur. Bak şimdi ona babaannesi neler pişirmiş. Patates kısarttım, sosis kısarttım. Sigara böreği kısarttım. Bir 50'lik arpa suyu da aç anne yanına. Ya anneciğim biz kızartma yapmak yasak diyoruz. Sen çocuğa bayağı bar tabağı hazırlamışsın ama. Ay demek çocuk hiç bunlardan yemediği için her gün bundan istedi. Her gün mü? Evet. Her gün bunları mı yedi? Evet. Yani heves etmiş çocuk, canı çekmiş. Bir de her gün yedi ha. İlk zincir hamburgerci açıldığında ayaklarına sarıldım senin. Ağladım da almadın be. İlk patatesimi 16 yaşımda doğum günümde yedim ben biliyor musun?
Böyle mum diye pastanın üstüne diktim de öyle yedim. Yazıklar olsun be. Oğlum sen şiş koydun. E bu! Toruna hiç kıyamıyor insan oğlum. Ne istese evet diyor. Zaten o sırf bunlardan yemedi. Kızma kızım. Evet. Heh. Düz zuyna düğüm yedim. İsmail. Bunca zaman haşlanmış brokollerle, organik lahanalarla beslediğim çocuğumun ağzından zuyuna duyum yedim. Lafları çıkıyor. Böyle bir şey olamaz. Tamam, teşekkür ederiz babaannesi. Zahmet oldu. Hadi oğlum kalk gidiyoruz. Aman, hayır, benim dizim başlayacak. Anne, televizyon yasak dedik. Bir de televizyon mu izlettin? Ben ilk... Ya İsmail bak, bahis reklamları gibi saçma sapan araya girip durma. Kızım, dur kızma kızım. İzlettim ama... onun bugün hakkı bitti zaten. Değil mi? Değil mi benim cava gergedanım? Bakın abla, bitti değil mi hakkı? Tamam babaanne, bitti diyorsan daha izlemiyorum. Bitti, bitti. Çok şükür herhangi bir şeye sınır konmuş. Dedim annem sınır koydu mu tam koyar. Tabii oğlum, ben koyarım. Kızımın kurallarını uygularım. 8 saatten fazla kesinlikle izletme. 8 saat mi? İsmail, 6 sene boyunca 6 cilt kitap okuyarak 6 yaşına getirdiğim bu çocuğu... ...6 günde annem mahvetmiş, bittik biz. Başa döndük, bayağı çocuk sıfırdan başlayacak. Çabuk şefkatli bir şekilde ikna et, eve gidelim. Ben onun ayarlarını tekrar ilk günkü gibi yapacağım. Hayır ya. Hadi kalk. Hayır, ben babaannemde kalacağım. Gerçek değerimin bilindiği yerde kalacağım. Ay, ben nerelere gideyim? Ben nereme sokayım bu çocuğu ya? Ya yemin ediyorum var ya bak, ben sana... Ya sen benim. Ne? Ya ne? Sen bana. Ne? Benim sana. Ne? Allah'ım vallahi bu çocuğu ben sığdıramıyorum ya. Çok başka bir şeyim var. İyi ki doğurdun. İbrahim, bir tanem. Ama biz sana çok güzel oyuncaklar aldık anneciğim. Ha. Hadi evimize gidip onlarla oynayalım. Ne? Hadi. Ne? Ne aldınız? Ne? Ne? Ama bak neler aldın. Ha. Bak, zeka geliştiren ahşap oyuncak, organik, boyasız. Wow. Harika. Oho, alıştıya ben şu hediyeni ya. Bu ne böyle? Oho. Kesenize bereket. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok güzel. Çok etkilendim. Gerçekten çok etkilendim. Pardon. Telefonum çalıyor. Alo. Ne yaptınız? İyi, ben de ne yapayım? Annemler geldi. Anne, çocuğa telefon da mı aldın? Aldım. Heves etmiş. Ondan. Salondaki telsiz telefona dokunmam bile yasaktı. Yazıklar olsun sana be. Ayıp. Sen bozardın onu. Bu çocuk zeki diyorum ya. Allah Allah. Oyalamayın beni. Bak çocuğun ağzını sabunlu bezle silecektim. Unuttum onu. Ya İsmail. İnanabiliyor musun? Gerçekten inanamıyorum. Benim ağzımı asla sabunlu bezle silmedi. Beni leğene atardı, kendi kendine yıkan derdi. İsmail, ben seni çok iyi anlıyorum. Mutlaka senin de vardır bazı çocukluk travmaların. Ama senin travmana yeter artık ya. Çocuğumuzun halini görmüyor musun? Kadın ne hale getirmiş çocuğu? Çabuk şefkatli bir şekilde ikna et. Çocuğu eve götürüyoruz. Eski haline getirmem lazım. Kusura bakmayın. Telefon acildi. Bakmam gerekti. Evet. Neyse anne baba. Gelelim size. Hiç boşuna ısrar etmeyin. Ben burada kalıyorum. Oli bir çeker misin sen yalnız? Oli bir çek yalnız ha. Çekeyim ne var? Haydi. Öyle bir çek sen. Çektim tamam. Uzatmayalım. Çek. Ne var ya? Tamam. İbrahim. Tamam, lütfen. İsmail lütfen. Gel biz seninle konuşalım. Evet, sen muhatap ol benimle gerçekten. Tamam. Sıkıntı var herhalde. Evet. Evet. Şimdi bir tanem.
Biliyorsun biz seni çok seviyoruz. Sen kendini doğru kelimeleri seçerek çok iyi ifade edebilecek bir çocuksun. Ya sen hayırdır? Sen de huzursuz bacak sendiyor mu böyle böyle sana? Neresi? Sana ne oğlum? Sana, sana ne? Bir sıkıntı varsa konuşalım. Var sıkıntı var. Çıkın dışarı çıkar. Senin yüzünden ben fıtığı oldum. İsmail. Salonda yatmaktan ben fıtığı oldum ben. Tatilde yoktum. Yine mi salonda yattı bu? Ay İbrahim. Tatilde mi salonda yatıydın? İsmail. Anne sen de biraz yani. O ne biçim laf yavrum? Hayır tek çocuğum bir de ben. İkizim de yok. Sus. Zaten ikizim olsa o yatmazdı. Lütfen. Ne konuştuk bak. Şimdi. Ortak bir paydada buluşmak adına ben sana kelimelerini... Ya çok pis kuyuyorum sana ha. Ne yapacaksın? Hasbinallah beni inanmak iyi ya. İsmail kızacağım artık ama. Sen böyle otursana ya. Oğlum ha. Hayatım. Şimdi kendini bak bana güzelce ifade ediyorsun anneciğim. Sen neden eve gelmek istemiyorsun bebeğim? Çünkü arkadaşım köpeği bırakamam. Onu evde beslemezsem dışarıda yerler. Bir de eve köpek sokmadığın kalmıştı. Kesin annemin haberi yoktur. Annem görürse var ya seni ne yapar biliyor musun? Söyle, söyleyebilirsin. Babaannem kızmaz ki. Kızmaz. Kızmaz ki. Anne! Anne! Ne bağırıyorsun ya kötü tohum? Bu var ya bu. Ne yapmış biliyor musun? Senden gizli eve sokaktan... Köpek sokmuş. Ay İsmail çok gıcık bir insansın ya. Evet, sokakta bulmuş olabilirim ama o benim arkadaşım. Ne arkadaşın ne? Ben biliyorum ne soktuğunu. İstediğini bu eve sokabilir. Benden izinini aldı. İzin mi aldı? Sen eve köpek. Seni artık tanıyamıyorum anne. Eğer köpek de... Geliyse ben de eve geleyim. Tamam bir tanem. Köpek de gelsin ama biz hemen gidelim. Hadi çağır bakalım köpeği. Vallahi mi? Hadi. Oraya be. Tamam. Köpek! Köpek! Köpek çıkabilirsin. Elemanlar bizden. Gel köpek. Selamun aleyküm. Ben Mustafa. Ben Mustafa. Mahallede bana köpek Mustafa derler. Köpek. Anne, lütfen bundan haberim yoktu de. Vardı. Yani ne kızıyorsun kızım sen de? Yardım ve yataklık yapmış işte çocuk. Heves etmiş. Ben kedi istemiştim, almamışsın. Senin kedin kokuyordu. Her yere pisliyordu. Nacizane benim tuvalet eğitimim var. Ayrıca da klozetin kapağını her zaman kaldırırım prensip olarak. Adam, adam, adam. Ha, Mustafa, bizim mahallenin çetesinin elebaşı. Birkaç suçtan ayarlıyor, polis falan peşinde ama dışarıda bu lasa hala burada tutuyorum yani. Kızım elebaşı diyor, çete diyor, suç diyor. Bir şuna bir el at. İsmail, çocuk travma yaşamasın diye ben sakin bir şekilde yaklaşacağım şimdi, bekle. İbrahim, bir tanem. Hayatım, gel. Şimdi bak, ben seni anlıyorum. Sen köpek arkadaşı çok sevmiş olabilirsin. Biz de sevdik. Ama o bizimle eve gelemez bebeğim. Hadi vedalaş, evimize gidelim. Hayır, ben evde besleyeceğim Mustafa'yı. Ama anneciğim, yardım ve yataklık yapmak için çok küçüksün. İleride belki. Hayır. Dur kızım, torunu. Bak şimdi, ben o köpeği bu eve alacağım, tamam mı? Sen de istediğin zaman... Gelip göreceksin onu. Üzme annene. Ha, bak köpek Mustafa da gelmek istemiyor. Evet, evet. Ben kesinlikle gelmek istemiyorum. Hayır, hayır. Hayırdır emmi? Ağzım var, dilim var. Kendim konuşurum. Kardeş. Jilet İbrahim kardeş. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim de... baban haksız sayılmaz. Bak, ben 20 yaşında gariban bir sokak çocuğuyum. Benim yatağım yanındaki otopark. Ama senin yatağındaysa... arabalık çarşaflar serili. Yani ne bileyim, benim kitabımda adam satmak yok. Senin kitabın boyama kitabı. Ay. Tamam. O zaman ben içeriden pofuduk topumu getireyim, sonra gidelim. Eyvallah Jilet kardeş. Vaf, vaf.
Kusura bakmayın, size de uyku arkadaşı muamelesi yapmış bulunduk. Mühim değil emmi. Yani gerekirse o uyurmazsa, jilet gibi uyumazsa biz çete olarak hep beraber ninni söyleriz. Pardon köpek beyefendi. Efendim buyurun. Jilet gibi ne oluyor? Hah, çete arasında kendine jilet deriz. Jilet gibi çocuk maşallah. Anne, İbrahim sokak çetesine mi katıldı? Katıldı. Seve sen. Dikkat edin! Pusu vurdular, dikkat edin! Buraya kadar köpek Mustafa! Şemuz abinin selamını getirdik köpek Mustafa! İbrahim yok! İbrahim nerede? Lan! Bırakın lan Mustafa'yı! Bırakın lan! Ne oluyor lan? Birader! Benim mahallemde dangul dungul dönüşürseniz duvet çivi gibi mırlayım, sanınız mı? Mırlayım! Oğlum, o şok cihazını nereden buldun? Ben aldım. Heves etmiş. Bana sapan bile almadın. Jilet kardeş, karşı çetenin en esaslı adamlarını hakladım biliyor musun? Bundan sonra bu çetenin reisi sensin. Ver elini öpeyim. Estağfurullah. Estağfurullah. Ya lütfen beyefendi, şu çocuğu şımartmayın artık. Komutanım benim, lordum benim. Neyse. Babaannesinin Maraş Ali. Ben gideyim Necdet kardeş. Elemanlara söyleyeyim. Reislik devir teslim töreni için hazırlansınlar. Hadi bana eyvallah. Görüşürüz Mustafa, görüşürüz. Hadi bak hop. Tamam. Ben biraz kendimi gıdıklatıp kafamı dinleyeceğim. Ay 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 ay. Babaanne, adrenalinden şekerim düştü ya. Bana bir baklava atsana acil. Hemen, benim şansölyem. Hemen atıyorum aşkım. Siz de şöyle bir toparlayın. Dağınıklıktan gözüm yoruldu. Bu ne böyle be, hadi. İsmail, ne yapıyorsun? Dur. O bizim oğlumuz ve ben böyle konuşmasına müsaade etmiyorum. Ne yapabilirsin ki? İbrahim! Nasıl yaptın bunu? Bilmiyorum, ben anlamadım. Herhalde özel bir gücün varmış. Bana hiç özel gücün olduğunu söylemedin. İsmail!